Aloha. Müthiş. Gerçekten müthiş. Hep diyorum ya, zaten başladığım gibi bir şey oluyor yani. Ya çok heyecanlı. Tamam, başlıyorum. Aloha. Şimdi bu videoda size aslında Londra'da iki yerde Airbnb yaptım. Şu anda ilk Airbnb yaptığım yerden çıkacağım ve bugün ikinci eve geçeceğim. Daha doğrusu ilki böyle bütün ev olarak kiraladım burayı. İkincisi oda olarak kiraladığım bir yer. Ve dedim ki hani bu iki yeri de aslında sizlerle paylaşayım. Böyle minik ev turu videosu olsun. Yani biri ev turu olacak, biri de oda turu olacak. Çünkü evin geri kalan yerlerini belki böyle izin verirse ev sahibi gösteririm. Ama önemli olan benim kaldığım yer. Onları bir sizinle paylaşayım dedim. Ama onu yapmadan önce şimdi hemen göstereceğim zaten ve çıkmam da gerekiyor. Yine geç kaldım demeyeceğim çünkü bugün 7.30 muydu? 7.45 falan gibi uyandım arkadaşlar. Şu an saat 12.30. Sabahtan beri Kardelen ne yaptın derseniz de dedim ki bir çıkmadan şöyle hani yoga yapayım, hafif bir yoga. Ondan sonra zaten bavulu falan hazırladım. Çok da yayılmamıştım ama onlarla geçti zaman. Hava çok güzel ve o zaman ben size ne söyleyecektim? Ha, bir şey söyleyeceğim, evet. Benim aslında bu sefer yani ikinci kez Londra'ya gelmemin sebebi birkaç sebebi vardı. Hani o şimdi onlardan bahsetmeyeyim video uzamasın diye. Lakin Uf'un partneri Covid olduğu için Uf'u göremedim. Yani beraber yaşıyorlar ve ona gitmedim doğal olarak hani bir risk olmasın diye. Onun yanı sıra Alan'la görüşecektik. Hatta onunla bir böyle planlamamız vardı. Bir şeyler yapacaktık. Ama Alan da böyle kusmuş bayağı hani alttan üstten çok kötüymüş yani kısacası. Onunla da görüşemedim. Bir arkadaşım vardı, onunla geçen sefer görüşememiştim. Bu sefer kesin görüşeceğiz diye tarihler karışmış. Onda o Barcelona'da. Bir diğerinin başka bir hani acil bir planı var ve başka bir arkadaşım daha Vicky. O da Covid oldu. Böyle o kadar her şey alt üst oldu ki ve ben o kadar alt üst olmasıyla tamamım ki. Dün kendimle işte date'e çıktım. Böyle kendimi değişik yerlere götürdüm. Öyle hissettim. Yani kendinizi sevmek, kendimizi sevmek, kendimize değer vermek, özen göstermek, kendimizle olmaktan gerçekten ama gerçekten çok mutlu olmak ve aslında neşe dolabilmek. Yani kendinle şakalar yapabilmek, dalga geçebilmek, böyle hepsi keyifli aslında. Çünkü ilk ilişki kendimizle olan ilişkiden başlıyor diye düşünüyorum. Ben de bunu hayatımda böyle bazı şeyler daha işte bu dönem öğreniyorum. Bunları da öğrendikçe özellikle kendi ilişkime bakarak da deneyimliyorum. Yani böyle bir süreç, böyle güzel. Bugün de kendimdeyim, yarın da kendimdeyim. Tabii ki de böyle bir arkadaşım falan olursa hatırlamadığım ya da bana yazan buradaki. Bir arkadaşım yazdı, yalan olmasın gerçi de. Zamanım yok yani, buluşamadım. Çünkü bazı işlerim var. Onunla buluşmayacağım büyük ihtimalle. Neyse. Öyle yani arkadaşlar. Uzun lafın kısası, ben size şimdi evi göstereyim çıkmadan, sonra diğer yere geçince de orayı da göstereyim, direkt konuşmadan zaten göstereceğim. Ya da böyle hani burası mutfak bilmem ne, bence dememe gerek yok. Zaten anlarsınız, direkt şöyle bir evi gösteririm. Dediğim gibi diğerinde de gösteririm. Öyle bir video olur. Bu arada evle ilgili hiç bilgi vermedim. Hani fiyatla ilgili hiç söylemek istemiyorum açıkçası. Çünkü kalacağınız tarihe göre de değişebilir. Ama verdiğim fiyatı hak eden bir ev değil. Bana göre pahalıydı. Yani ben bu fiyata çok daha iyi bir yerde kalmayı isterdim açıkçası. Fotoğraflardaki gibi çıkmadı arkadaşlar. Bu ev için söylüyorum. İyi olan yanları hani çok pratik. Zaten çok az eşya var, göreceksiniz. Yani güzel, temiz, böyle ferah bir ev. Ama temiz derken hani duvarlar falan filan temiz de yerler çok temiz değil. Bence temizlik çok iyi yapılmıyor. Onun dışında böyle hani kapıyı, yani başkaları çıktığında falan evin içindeymiş gibi böyle ses geliyor. Çok toz vardı böyle yerlerde ve saçlar vardı halıda böyle birikmiş. Yani süpürüyorlarsa bile daha da temiz olmasını tabii ki isterdim. Banyoda duş jeli, şampuan falan yok. O benim için çok büyük eksi. Yani ben tamam otel değil bu, Airbnb bir ev ama yine de onu arıyorum. Bunun yanı sıra öyle aklıma takılan, hani şu an aklıma gelen daha doğrusu çok büyük bir şey yok. Bitkileri suladım. Bitkiler sulanmamıştı ama o tabii ki küçük bir şey. Bir de şu giriş kapısı bayağı böyle dökülüyor. Yani
düştü düşecek. Öyle geldi bana. Böyle. Ama ben tabii ki de yine de hani 10 üzerinden 4,5 veriyorum. Size öyle söyleyeyim. Ama hani burada böyle hani söylenerek kalmak tabii ki de istemediğim için tadını çıkardım. Şimdi artık lafı daha da uzatmadan gezelim. Bunu da dün aldım bu arada ya. İçimdeki tam olmadı bence de. İki türlü giyebiliyorsunuz bakın. Şöyle ya da böyle. Çok sevdiğim, çok sevdiğim, çok güzel. Dediğim gibi lila. Yani demin dedim de şu ojelerimle falan. Bu aralar benim rengim net. Evet, gösteriyorum şimdi. Hazırsanız turumuza başlıyoruz. Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir patio. Patio deniyor galiba böyle bir. Hani bahçe ama bahçemsi. Daha küçük bahçeye göre. Şöyle küçük bir bahçe yani. Bakın dökülüyor dediğim şu. Bilmiyorum tam anlaşılacak. Bakın görüyor musunuz kapattığım gibi nasıl oluyor? Burayı kapatıyoruz. Ya bu arada şunlara çok dikkat edin ya. Şu sülükler var ya. Sülük değil ne sülüğü? Salyangoz. Salyangoza bastım ya. Yanlışlıkla geceydi saat 10 gibiydi. Çok üzüldüm sonra. Şimdi burası böyle bir bahçe. Size şuradan göstereyim. Şimdi içeri giriyoruz. Şuradan almıştım. Mutfak böyle açık mutfak zaten. Şuradan bir göstereyim. Girdiğimizde şöyle bir salon, projeksiyon var. Şunu çok beğendim ben ama bence burada kaybolmuş bu sandalye. Aslında çok güzel bir sandalye. Şurası ne diye ben tabii ki baktım. Şurası kiler. Yani ben meraklıyımdır. Her şeyi inceledim. Burası şöyle bir alan. Projeksiyon harika fikir bence bu arada. Giriş buradan da var ama buradan girmemizi istemiyor ev sahibi. O yüzden şu kapıdan girdim. Sonra sizi banyoya alayım. O kadar temiz kullandım ki bu arada göreceksiniz yani. Bakın ya her yer tertemiz. Bence temiz kullandım. Böyle bir banyomuz var. Ve benim kaldığım oda. Öncelikle şöyle göstereyim. Böyle. Bence tatlı yani. Tam bir şey Airbnb evi. Burada sizinle giderken şu ışığı kapatalım. Bu bitkiler falan sahte yalnız. Yapay bu arada. Bu da hani birkaç tanesi böyle yapay. Şu da yapaydı. Ama bu gerçek olanlara su verdim dediğim gibi. Böyle. Birlikte şu deve tabanı canım benim ya. O da çok susuz kalmış. Ona da su verdim. Orada benim eşyalarımı görüyorsunuz. Şuradan da şöyle göstereyim size bu açıdan. Rahat edemedim. Saçımı açtım. Şunu söylüyorum. Şimdi dediğim gibi çıkacağım bir kahve içeceğim. Aslında yine buraya gelirken size vlog çeksem mi diye düşünmedim değil. Ama sonra da dedim ki Instagram'dan takip ederseniz beni. Instagram'dan zaten hani story çekiyorum böyle arada. Oradan paylaşıyorum. Oradan bana eşlik edebilirsiniz diye düşündüm. Çünkü artık Londra'yı çok defa çektim hani vlog olarak. Bir daha böyle farklı bölgelerine gitsem de tabii ki farklı şeyler yapsam da yine de hani çok fazla da böyle Londra vlog olmasın dedim.
Yani bilmiyorum, eğer tabii ki de isterseniz ama gelir. Dün ne yaptım? Dün bir sürü coffee shop'a gittim. Bir sürü dediğim 2-3 tane gittim ama çok güzel yerlerdi, bayıldım. Böyle çok güzeldi. Şimdi gittiğim diğer yerde de size gösteririm. Dediğim gibi ben kamerayı açınca böyle sizlerle hep konuşasım geliyor. Bir de genelde çok böyle hani vloglarda özellikle es vermeden konuşuyorum. Yani çünkü çok uzun olacak, aman uzun olmaz. Yani video zaten uzun olacağı için hani en kısa sürede en çok ne aklımdaysa onu size söyleyebileyim diye. Bu arada bu da Lila. Bakın her şey Lila bu arada. Sizi benimle dışarı alacağım. Ondan sonra da artık yola koyulacağım. Aynı günden aloha. Tekrardan saat 3.30 gibi, şu anda 3.30 oldu yani. Ve yeni evime diyeceğim, hatta yeni odama geldim. Az önce tanıştım. Beyefendi, çok sevimli bir beyefendi. İrlandalıymış. Sanırım evde yalnız yaşıyor ya da bilmiyorum, partneri vardır belki de. Neyse, çok güzel bir evi var. Tontik bir evi var. Tabii en üst kat ona ait. Orayı görmedim. Oraya zaten iznim yok. Ama girişi, benim odamı ve de salonu, mutfağı size göstereyim dedim. Bir de bugün şöyle bir şey yaptım. Ay, bu ışık geliyor. Arkadaşlar, ışık karşıdan vurunca böyle bir hani... Şu küçük ekranda görüyorum ya kendimi, hani tamam diyorum, ışıkla ilgili süper, şu anda sıkıntı yok. Bir başka huzur veriyor. Yani YouTube videoları çekenler ya da böyle hani video çekenler falan, kamerayla içi dışlı olanlar ne dediğimi çok çok iyi anlayacaktır. Siz de anlıyorsunuzdur tabii ki. Neyse, benim yine bıdı bıdı konuşasım üstümde. Bu arada konuşasım üstümde. Şöyle bir şey daha var. Aslında vlog çekme, böyle kendime bugün vlog çekeceğim diye şartladığımda diyeyim, size böyle çekerdim. İşte bir kafeye gittim, çok tatlı bir kızla tanıştım. Fransız, oranın sahibi ya da orada çalışıyor. Sonra Hintli İngiliz bir çocuk vardı, İngiliz bir kadın vardı. Böyle biraz sohbet ettik. Çok tatlıydı. Hani tesadüfen böyle tırnak içinde olan tatlı anlar çok hoşuma gidiyor. İnanılmaz böyle... Yaşadığımı daha çok hissettiriyor. Neyse, bunlara artık daha fazla girmeyeyim. Size bir şunu göstereceğim. Ahu, çok tatlı Ahu bana bunları hediye etmişti. Böyle şöyle kalpli, hologramlı. Yapıştırdım bunları. Glitter, glue, glitter yapıştırıcısıyla. Görebiliyor musunuz? Neremi gösteriyorum şu? Böyle, evet, şimdi daha fazla uzatmadan size ilk önce aşağıyı göstereyim. Dışarıdan gösteremeyeceğim. Çünkü dışarıya çıkıp bir daha içeri girmek zahmetli olur ama camdan bir gösteririm. Hani çok tatlı böyle beyaz bir kapısı var zaten. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bu oda ama ilk önce şu aşağıdan başlamak istiyorum. Şuradan giriyorsunuz arkadaşlar. Bunlar böyle zaten sıra sıra dizilmiş evler. Airbnb'den zaten. Burası banyo. Diğer eve göre çok daha temiz bu ev bu arada. Şöyle. Bakın, şuradan biraz evleri göstereceğim. Anlayacaksınız. Sıra sıra dizilmiş şöyle evler. Baya böyle sokak boyu ev var. Burası salon. Paylaşılan bir alan. Yani ev sahibiyle paylaşıyorsunuz. Ben birkaç oda var diye düşündüm. Hani başka kalanlar da var diye düşündüm. Şu benim montum. Onu görmeyin. Açık mutfak yine burada da. Guinness. Ya Guinness severler. Şöyle. Şuradan da bir daha böyle göstereyim. Şimdi bu da benim odam. Bence çok tatlı bir oda. Yani ben çok bayıldım. Tam böyle Airbnb için uygun. İnanılmaz güzel. İlk önce buradan göstereyim. Biraz başınızı döndürmüş olabilirim ama. Eşyalarınızı koymak için bayağı alan var. Bu arada bu evin fiyatı çok uygun. Fiyatları merak ediyorsanız hani açıklamalarda, aman, yorumlara yazın, size söylerim yani, hani sıkıntı değil. Ama fiyatlar değişebileceği için ya söylemek istemedim hani, özellikle hani günden güne değişir, bana kızmayın sonra. Böyle. Çık tatlı değil mi ya? Çık tatlı. Çık. Şunu da dün bir kız verdi bana. Bir yere gitmiştim.
göstereyim. Çok tatlı. Evet, umarım memnun kalmışsınızdır. Kapanışı şimdi mi yapsam? Ben kapanışı yapayım. Çünkü sonuç olarak hani bu bir vlog değil. Sadece size kaldığım bu iki yeri göstermek istedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Aranızda Londra'ya gelmek isteyenler varsa ve hani Kardelen bu kaldığın iki yer hani bence süperdi. Birinde ben de kalmak isterim. Benimle de paylaş derseniz Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Ben hani link yollayabiliyorum sanırım. Ya da siz de kendiniz hani Airbnb'den bakabilirsiniz. Hani benzer yerlere. Bir sürü yer var zaten. Kalacağınız tarihe göre falan. Neyse böyle arkadaşlar. Bu videoyu öncelikle Instagram'dan takip etmek isterseniz şuraya ya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyor olacağım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Böyle videolarda gelsin mi? Yani vlogları da seviyorum. Her videonun tadı başka. Siz neler görmek istersiniz ama yorumlara lütfen, yorumları biraz böyle kabartalım, köpürtelim. Hani sizden geri dönüşler benim için önemli. O yüzden hani bilmiyorum, sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Böyle o zaman başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Bir de konuştukça bu arada son olarak vlog çekesim de geliyor. Şimdi sizi böyle ben odada yalnız mı bırakacağım arkadaşlar ya? Bugün hem de şeye gitmek istiyorum. Ne yapacağım bari söyleyeyim de bilin. Tate Modern diye böyle bir müze var. Oraya gitmek istiyorum. Ya da fotoğraf sergilerine bir belki bakabilirim. Hani geçen sefer gitmiştim. Burada National Portrait Gallery diye bir yer var. Kapalıydı orası. Hatta sizinle de paylaştım bir vlogda. İzlemediyseniz şuraya koyacağım. Öyle. Gerçi kapalıydı orası yani hani. Ama neyse. Herhalde bir şeyler yapıyorlardı. Açılacaktır. Ben çok giderdim burada yaşarken. Böyle işte arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Kapatamıyorum videoyu. Görüşürüz. Ha, bu arada her hafta cuma günü video geliyor. Bilmiyorsanız diye bilenler bilmeyenlere söylesin diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. İzlediğiniz için de kocaman 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 mahalo. Görüşmek üzere. Aynı günden ay yer bitiyor. Ya şöyle dursam mı? Ya saçımı açsam mı böyle mi kalsa? Ne yapsam?